Sintürk Sönmez'de Deniz Hayatı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Aracın arka tamponu söküldü arkadaşlar. Çok güzel de boyası yapıldı. Garaj İzmit'teyiz arkadaşlar. İzmit sanayi girişinde çok temiz güzel işlikleri var. Daha önce yan panzotlar yapılmıştı. Şimdi arka tampon yapıldı. Tamponun sökülmüş hali arkadaşlar. Biraz sonra montajı göstereceğiz. Buralarda yapılan diğer işlemleri de gösterelim arkadaşlar. Yan çamurluklar burada yapıldı. Marş bir yerler. Her iki tarafta. Ön tarafta tampon altı. Burada takıldı arkadaşlar. Şöyle rüzgarlıklar, tamponlar, bu tür ekipmanların montajları, boyaları, rötuşları Garaj İzmit'te arkadaşlar. İtina ile yapılıyor. Biz memnunuz. Size de tavsiye ediyoruz. Garaj İzmit'teyiz. Montaj aşamalarını görüyoruz arkadaşlar. Tamponun klipsleri söküldü, bağlantıları söküldü. Parçalar tek tek yerlerine montajı yapılacak. Lamba bağlantıları da yapılacak. Aracımıza zaten motor arızası vermişti bu lamba bağlantıları sökülü olduğu için. Biraz sonra montajdan sonra o arızalar da olmayacak arkadaşlar. Şöyle lamba gruplarının olduğu yerleri de göstereyim size içeride. Sadece bir tampon deyip geçmeyin arkadaşlar. Bir sürü aksesuarı var sökülen takılan. Profesyonel kişiler tarafından yapılırsa malzemeleri zarar görmez. Ön hazırlıkları yapılıyor arkadaşlar. Evet, daha önce sökülen parçalar takılıyor. Soketler monte ediliyor. Sonra aracın üzerine olan soketler bağlanacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Klipsleriyle beraber orijinal bir şekilde montajı olacak. Garaj İzmit'teyiz arkadaşlar. En çok zarar gören parçalar arkadaşlar. Aracın tamponları, yan tarafta marş bir yerleri. Bunları hem fiyat bakımından hem işçilik kalite bakımından en güzel yapabileceğiniz yerlerden birisi arkadaşlar. Oğlum daha önce tanışmış. Geldi birkaç iş yaptırdı. Devamında da başka yer aramıyoruz arkadaşlar. İşçilik ve montaj çok önemli. Boya da çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Araçların hastanesi de böyle yerler arkadaşlar. Evet, şu marş bir yerler sonradan takıldı arkadaşlar. Araçla aynı renge boyandı. Oldukça şık oldu arkadaşlar. Ön tamponun olduğu yerdedir arkadaşlar. Aynı şekilde sonradan takıldı. Araçla aynı renge boyandı. Bizim arka tamponumuzun rengi araçtan biraz daha farklıymıştı. Arkadaşlar bunu fark ettiler. Araçla aynı renk olacak şekilde boyası yapıldı. Araçla aynı renk arkadaşlar şu an. Daha önce renk tonu farkı varmıştı. Şimdi aynı renkten tamponumuz olacak. Aracımız şu an görüntüsü çok garip gözüküyor gördüğünüz gibi. Sadece tampon deyip geçmeyin. Arabanın tipini, şeklini, şemalini değiştiriyor arkadaşlar. Aksamların plastik olması bir avantaj. Darbe aldığında esneyebiliyor. Metal olsaydı aynı kaportada yapılan işlemler gibi arkadaşlar. Düzeltme, çekişleme, belki de parça değişimi gerekecekti. O yüzden plastik tamponlar hem kaza anında insanlara herhangi bir darbe olmasın diye, yani yüksek metal darbesinden çok plastik darbe, hayvan ya da herhangi bir canlıya çarptığında artık tamponlar, ön ve arka tamponlar bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Montaj öncesi sinyaller söküldü arkadaşlar. Araç soket bağlantıları yapıldı. Yeri hazırlandı. Soket bağlantıları yapıldı. Şimdi montaj yapılacak arkadaşlar. Sol tarafın bağlantıları yerine oturtuldu. Sağ tarafında yuvasına montajı yapıldı arkadaşlar. Şimdi sinyal bağlantıları yapılıyor. Soketler takılıp sinyaller yerine bağlanıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz soketlere, sinyalleri soketlere bağlanacak. 10
Ondan sonra aletlere bağlantısı yapılacak aracın. Tamam. Parçaladık, sıkıntı vermişsin ama şekilde geldi. Yok, hepsi gayet güzel bir şekilde geldi. Yok. Valla istediğiniz gibi değil mi? Evet abi, sıkıntı yok. Ne zaman gidiyorum? Fitil de yerine oturtuldu arkadaşlar. En son tampon vidaları kaldı galiba. Evet, az önceki araç farklı bir araca döndü. Stoplar yanıyor. Evet, stop lambası yanıyor. Geri vites lambaları yanıyor. Sensörlerin önünden geçeyim mi? Tamam, sensörlerimiz çalışıyor. Sensörler kontrol edildi. Şimdi devam bir plastik aksamı söküldüğü için arkadaşlar komple tekrar tampon çıkacak. Normalde işimiz bitmek üzereydi arkadaşlar. Evet, biz görmedik, ustamız gördü. Bize o şekilde teslim etmedi aracı. Aynı işlemleri üşenmeden tekrar yapıyor arkadaşlar. Tekrar sinyaller sökülüyor arkadaşlar. Aynı yaptığımız toplama işlemi tersi yapılıyor. Sinyaller çıkarılıyor. Bağlantı kabloları çıkarılıyor, soketleri. Fitil çıkarılacak. Tampon çıkarılacak. Tampon tekrar dışarı alındı. Bu arada araç elektrik bağlantı yerleri burası arkadaşlar. Tekrar montajdan sonra elektrik kontrolleri yapılacak arkadaşlar. En son vidalar takılacak tamponun. Şuradan klipsleri oturtuldu arkadaşlar tamponun. Tekrar montaja başlandı. Şuradaki soket takılacak. Soket takıldıktan sonra bu sinyalin. Şuradaki iki tane vidanın montajı yapılacak. Aynısı sol tarafta da olacak. Kapı fitili yerine takılacak. Geri vites lambası ile park lambasının çalış çalışmadığı kontrol edilecek. Park sensörleri kontrol edilecek önünden birisi geçerek. Ondan sonra en son şu ana vidalar bağlanacak. Tampon montajımız yapılmış olacak arkadaşlar. Şu an tampon alt bağlantıları yapılıyor arkadaşlar. Son vidaların montaj işlemleri devam edecek alt tarafta. Üst taraflar bağlandı. Alt taraflar da takılı arkadaşlar. Son 5 tane vidamız kaldı. Evet, hasta vidanın nasıl yapıldığını gösteriyoruz arkadaşlar. Önce ilacı sürüldü. Düşük devirli makine ile üzerinden yedirerek çizikler damlıyor arkadaşlar. Aracımız boyası temizleniyor. Yüzeyde çizikler varsa çizikleri almış oluyoruz. Koruyucu görevi var mı pasta cilanın? Bunun yok. Bunun üzerine yapacağımız boya koruma cilası var. Onun koruma özelliği var. Evet, o da kuş pisliğinden, yağmurların bazı kireçlenmeler oluyor. Onlardan vesaire koruyor. Bu sürgün önce aracın zeminini o boya koruma ilaçlaştırmamız için hazırlıyoruz. Evet, şu an zemin hazırlıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında boya koruma yapılacak. Boya koruma yapıldığı zaman kuşların pisliklerinde asit var arkadaşlar. Boyayı alıyor. Uzun süre kalmaması gerekiyor. Yağan yağmurun da akıp gitmesini sağlıyor değil mi koruyucu ilaç? Evet. Ömrü ne kadar oluyor? Her yıl yapılırsa bu işlem sağlıklı oluyor. Her yıl yapılırsa aracınızın daha bakımlı kalmasını sağlar. Boyanızın koruması gerekiyor. Boyanızın kalitesini, parlaklığını korur arkadaşlar. Ufak tefek çizikler varsa orada onlar da kaybolmuş olur. Evet arkadaşlar, kendimize bakım yaptırdığımız gibi aracımıza da böyle bakım yaptırabiliriz. Bunun üstüne 3 aşamalı daha işlemleyelim. 3 aşama daha varmış arkadaşlar. Toplam 4 aşamada mı? Evet. Camların lastiklerini bantlamışsınız, onlar zarar görmesin diye. Evet, kesinlikle. Lastik aksamlar zarar görmesin diye bant yapılmış arkadaşlar. Aracın bir tarafına bakım yaparken başka tarafın zarar görmesini engelliyoruz. Yaz ya da kış fark ediyor mu bu bakım için? Her zaman yapılabiliyor mu? Her zaman yapılabilir. Fakat tabii ki yazın yaptığımız iş gözükmüş olur. Yani bunu binici de hoşuna giderek kullanır. Biz de gördüğümüz yağmur çamur falan olduğu için. Yani aynen öyle. Tabii ki koruma özelliği yine aynı şekilde devam ediyor. Ama yazın güneşte araba kırıl kırıl gezmiş olur. Yazın güzel havalarda araba kendini daha güzel aynen gösterir. Öyle. Yoksa yaz kış yapılamaz falan diye bir şey yok. Mevsimine göre yapılamama durumu yokmuş arkadaşlar. Her zaman yapılabilir. Senede bir yaparsanız aracınız, boyanız aynı şekilde temiz, güzel, parlak bir şekilde kalır. Boya korumada kullandığınız zaman da boyanızın ömrü, boyanızın kalitesi de aynı şekilde muhafaza edilmiş olur. Araçlarınızda imkan varsa park yerlerinde, kapalı park yerlerinde muhafaza ederseniz yağmurdan, güneşten, tozdan da korumuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi 4 işlemi bu kapı yapacaksınız mı yoksa bir işlem bütün aracı yapılıp sonra ikinci aynen işlem. Öyle, aynen öyle. Yani komple aracın bir ciziklerinden arındıracağız. Ondan sonra ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama.
Birinci çizik arındırma, ikinci... İki kat çizik arındırma var. İki kat çizik arındırma. Evet. Üçüncü kat hara giderici dediğimiz bir olay var. Bu makinenin yapmış olduğu dalga dalga izleri aldığımız. Dördüncü katta boya kurması. O en son yıkandıktan sonra. En sonunda yıkanıp boya kurması yapılıyor. Evet. Şu an yapmış olduğunuz gibi mi işlemler yapılıyor aynı makineyle? Yani son dördüncü kademe elle yapılıyor. Elle. Makine kullanmıyorsunuz. Aynı makinesiz. Evet arkadaşlar, burada olursak son kademeyi de gösteririz ama olmazsak ustamız olayları anlattı. Aynen. Bir aracın pasta cilası ne kadar sürüyor aracını bırakmak isteyenler için? Vallahi minimum bir gün. Yani o gün aracı kullanmamalı. Sabah bırakırlarsa akşama mı alır? Aynen öyle. Sabah bırakıp akşam alıyorlar. Sabah 8.30'da bırakırlarsa akşam 6.30-7 gibi alırlar. Evet arkadaşlar, pasta cilasınız varsa sabah 8.30'da bırakıp akşam kapanmadan aracınızı alabilirsiniz. Hı-hı. Bir de bir şey daha kaplama vardı. Neydi o? Seramik kaplama. Seramik kaplama. Evet. Onun ömrü ne kadar? Özelliği nasıl? Yani onun şöyle söyleyeyim. Özelliği boya yani gerçekten faydalı mı? Bayağı fiyatlar yüksek yerlerine göre. Tabii ki faydalı ama şimdi şöyle bir şey var, yani bizim insanımızın hep yapmış olduğu hata, yanlış bilinen. Seramik kaplamayı yaptırdım, benim arabam bir daha çizilmez, bir daha işte kuş pisliği, boyamı yakmaz. Öyle bir şey yok. Seramik kaplama yaptırdık diye işi bitti değil. Onun da bir bakımı var yıllık olarak. Aynı bu pastacılığa gibi mi yoksa onun kendine özel? Onun kendine özel bir ilacı var. Her yıl onu yapıyoruz. Onu yani yıkama talimatlarına uyarsak, her yıl düzenli olarak bakımını yaptırırsak 5 yıl, 10 yıl bunlar fiyata göre değişiyor. Ömürleri var. Minimum 3 yıl, maksimum 10 yıl. 3 yıl ile 10 yıl arasında ömrü var. Hı hı. Bir de araçların üzerine film kaplanıyor. Onu siz yapıyor musunuz PPF ya da... PPF kaplama, onu da bizim arkadaşlarımız var, onları çağırıyor. Faydası, zararı var mı? Zararı, kalitesiz bir malzeme kullanılırsa sökülürken boyayı alabiliyorlar. Altındaki orijinal boyası kalkabiliyor. Ama kaliteli malzeme kullanıldığında hiçbir zararı yok. Üstüne yarar var. Aynı zamanda kaportayı korumuş oluyor. Tabii, kesinlikle. Çiziklerden, taş buruklarından, kuş pisliklerinden, yani bu boya korumanın ve seramik kaplamanın kat kat üstünde bir olay. Sadece kaputa yapılabiliyor mu? Tabii ki. Genelde zaten kaputu tercih ediyor herkes. Kaputa yapıldığı zaman aracın aynı rengini verecek şekilde ayarlanıyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Zaten şeffaf bir malzeme. Yani eskiden şeyler vardı. Deri gibi siyah malzemeler vardı. Öyle değil, onlar öyle biraz tip duruyordu. Aynen öyle bir şey değil. Bu tamamen şeffaf. Kaputun komple hepsine kaplanıyor. Hmm. O deri dedikleriniz sadece ön kısmına kaplanıyor. O zaman biz kendi aracımıza size bir ara pasta cila yaptırdığımızda kaputa da öyle bir koruma yaparsak taşlardan da korumuş oluruz. Aynen öyle. Çok da güzel oldu. Bir de sizin aracınız da yani sonuçta yeni bir araba. Sıfır sayılır. Evet. O yüzden korumakta fayda var. O zaman bir sonraki aşamada onu da planlarız inşallah. Aynen, inşallah. Garaj İzmit'teyiz. Arabaların pırıl pırıl olduğu yer. Pasta cilalarının yapıldığı yer arkadaşlar. Ön arka tamponlar, marş bellerin takıldığı, arka difüzörler arkadaşlar, bütün aksesuarla ilgili montajlar. Aynı zamanda bu malzemeler zarar görmüşse bunların boyası, pasta cilası hepsi yapılabiliyor. Bizim tamponumuz birkaç çizikleri vardı. Bir yerden de boya atığı olmuş. Bir araç dokunmuş. Boyandı. Şu an aracın en yeni, en temiz, en güzel yeri oldu arkadaşlar. Önceki rengi de aracın renginden biraz farklıymıştı tonu. Şu an bakıyoruz arkadaşlar. Aracın rengiyle birebir. Yani bunu da arkadaşlar tutturmuşlar sağ olsunlar. Şöyle aracın etrafında bir dönelim. Marş belleler burada takıldı arkadaşlar. Evet. Ön tamponda yapılacak rut işlemleri var. Onları yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar, siyah olmuş, boya kalkmış, onları da halledecekler. Ön tampon altı, şu aksesuarlar da burada takıldı. Evet, işçilikten, her şeyden memnunuz arkadaşlar. Güler yüz, Garaj İzmit, güvenle geleceğiniz güzel bir iş yeri arkadaşlar. Tamponumuzun son vidaları takılacak. Ustamız başka bir iş konuşuyor. İşimiz bitmek üzere. Kontrolleri yapılacak. Daha sonra da aracımızın diğer rutin işlemlerine geçilecek. Yaz gelmeden bir ara müsait olduğumuzda bir pasta cilasını yaptırırız. Sonra da ön tampona ustamızla konuştuğumuz gibi bir koruyucu film yaptırırız. Şurada bir çöküntü var. Onu da bir çektiririz bir yerde inşallah. En çok taşlar buraya gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunları temiz ettirdikten sonra şöyle yaza gelmeden önce üzerine de bir şeffaf film yaptırırız. Ön tarafın taşlardan, darbelerden korunması için. Hüseyin Türk Sönmez'le Deniz Hayatı devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.